Canım 10. sınıflarımız. Hoş geldin, sefa getirdin. İkinci dönem birinci yazılısına çalışmaya hazır mıyız? Haydi bakalım yüksek bir enerjiyle başlıyoruz. 100 notları bizim olsun. Haydi bakalım başlayalım. Derse geçmeden önce sizlere yazıldan yüksek notları aldıran süper ikiliği yani yazıl notları ve yazıl denemelerinden bahsetmek istiyorum. Yazıl notlarıyla konuları pekiştirip sınavda çıkabilecek bilgileri ve püf noktalarını hatırlayıp yazıl denemelerinde ise meb konu soru dağılımına göre hazırlanmış harika soruları çözerek yazılı öncesinde kendini test edebilirsin. E ee, bu kap videolarımızı da takip ediyorsan en yüksek notlar senin olacak. Hiç merak etme. O zaman haydi gel videomuza başlayalım. Yazılı çalışmamıza 3. ünitedeki polinomlar başlığıyla başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, polinomla alakalı px ifadesini kullanmış a an x üzeri n artı a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 bla 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 a 1 x üzeri 1 ve a 0 olarak yazılabileceğinden bahsetmiştik. Burada kritik olan bilgi katsayılar gerçek sayıdı. Yani aklına gelebilecek tüm sayılar a n, a n eksi 1, a 1, a 0 yerine yazılabiliyor. Fakat üst ifadeleri yani x'in tepesine koyacağımız sayılar kesinlikle ama kesinlikle doğal sayı olması gerekiyordu. Şimdi geldim ikinci meseleye. Diyor ki Px polinom verdim diyor sana. 4x üzeri 6 eksi 2x üzeri 5 artı 3x küp artı 2x eksi 3 ifadesi. Polinomun derecesini istiyor. O zaman dereceyi bir hatırlatalım sana. Derece dediğimiz ifade bu x'lerin üstündeki sayılardan en büyüdü. Dolayısıyla görüldüğü üzere en büyüğü 6. Baş kat sayısı. Dereceyi bulduğumuz x'li terim ki bu x üzeri 6 anlamına geliyor x üzeri 6'nın önündeki sayıya baş kat sayı diyoruz. Dolayısıyla buranın karşılığı da 4 oldu. Sabit terim dediğimiz ifade yanında x bulundurmayan ifade. Dolayısıyla sakın 3 yazmıyoruz. İşaretiyle beraber dikkat alıyoruz. Yani sabit terimimiz eksi 3. Şimdi geldim. Bu sabit terimle alakalı başka bir tane daha durumdan bahsediyorum. Parantez içerisinde bize demiş ki x yerine demiş 0 yazabilirsin. Evet Hatırlıyorsundur. Eğer sabit terim isteniyorsa polinomda x yerine ne yapıyorduk güzel kardeşim? Sıfır yazıyorduk. Siz burada x yerine sıfır yazarsanız buradaki x'li ifadelerin hepsi gidecek. Dolayısıyla karşılığında ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Şuraları bir toparlayalım ve hemen ardından katsayılar toplamına Katsayılar toplamı dediğimiz kısımda uzun uzun yapmak istiyorsan 4'ü, eksi 2'yi, 3'ü, 2'yi ve eksi 3'ü toplayabilirsin. Ama eğer sen x yerine gider 1 yazarsan güzel kardeşim bu durumda daha pratik bir şekilde halledersin. Haydi buyurun x gördüğüm yerleri 1 bir yazıyorum. 1'in 6. kuvveti 1. 4 ile çarptım 4. 1'in 5. kuvveti 1. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 2. 1'in 3. kuvveti 1. 3 ile çarptım. 3. 1'i 2 ile çarptım, 2 ve buradan da karşılığı eksi 3 geldi. Artı 3 üç, eksi 3'ü eksi 2 iki, artı 2'yi götürdü ve bu durumda katsayılar toplamında buradan 4 bulmuş olduk. Geldik polinom çeşitlerine. Diyor ki sabit polinom. Px eşittir a0 gibi ifadeler ki örneklendirirsek Px eşittir 3. Px eşittir 2 bölü 5. Px eşittir eksi 2 gibi ifadeler. Yani yanında x ifadesi bulundurmuyorsa bu tarz polinomlara sabit polinomlar diyorduk. Ve bunların dereceleri sıfırdı. A0 gerçel sayıdır diyor. Evet A0 demin de bahsettiğim gibi 2 bölü 3 olabiliyor, 4 olabiliyor, eksi 5 olabiliyor filan. Sıfır polinomu px eşittir 0 ise eğer yani hiçbir şey yok kardeşim sadece 0 eşitse bu polinoma da 0 polinomu diyorduk. Şimdi geldim 4 işleme. Toplama çıkartmayla başlayalım. Diyor ki aynı dereceli terimlerin katsayıları toplanır ve çıkartılır. Px polinomumuz ve Qx polinomumuzu vermişiz. Bunları toplamamızı istiyoruz. Peki bakalım. 4x küp bakıyorum 3x kare artı 1. Qx polinomumuz 2x üzeri 4 4x kare eksi 5. Bu ifadede içerisindeki en büyük dereceli ifademiz 2x üzeri 4. Onu en başa yazalım. 2x üzeri 4. Çünkü başka x üzeri 4'lü terim olmadığından dolayı toplayamadık. 4x küpe geçiyorum. 4x küp başka x küplü ifademiz de yok. O zaman onu da yazacağız. 4x küp. 3x kareye geldim. Evet başka bir x kareli ifadem var. 3x kare ile 4x kareyi topladığımda buradan karşılığı 7x kare olacaktır. Ve sabitler. 1 ile eksi 5 topladığımda karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 4. Şimdi gelelim px'ten qx'i çıkartmaya. px'ten qx'i çıkartırsan gel istersen bunu şöyle yazalım. 4x küp artı 3x kare artı 1. Eksi qx polinomumuzu yazalım. 2x üzeri 4 artı 4x kare eksi 5. Şimdi ilk polinom olduğu gibi kalsın burada. 4x küpümüz artı 3x karemiz artı 1'imiz. Eksi'yi... İkinci polinom yani QX polinomu üzerine şöyle bir dağıtalım. Eksi 2X üzeri 4. Eksi 4X kare ve artı 5 gelecek. Toparlarsam eğer önce en büyük dereceliden başlayalım. Eksi 2X üzeri 4. Sonra artı 4X küp. Ardından dikkat et şimdi. 3x karen var. Eksi 4x karen var. 3x kareden eksi 4x kare işleme sokarsan. Yani 3x kareden 4x kareyi çıkartırsan. Bu durumda eksi x kare kalacak. Ve son olarak Sabitler 1 ile 5'i topladığımızda da karşılığı buradan 6 olacaktır. Px'den Qx'i çıkarttığımızda devam ettiğimde çarpma işlemi diyor ki Px'in her terimi Qx'in her terimiyle diyor çarpılır. Peki Px ifadesini bize ne olarak vermişler arkadaşlar? 2x kare artı 4. Qx ifademizde 4x artı 3. Buyurun çarpmaya başlıyorum. 2x kare ile 4x'i çarpıyorum. 8x küp. 2x kare ile 3'ü çarpıyorum. 6x kare. 4 ile 4x'i çarpıyorum. 16x ve son olarak 4 ile de 3'ü çarpıyorum. Buradan da karşılığı 12 gelecek. Bu durumda Px'e Qx'i çarpmış olacağız. Neymiş? Her terim Qx'in her terimiyle çarpılırsa elde ettiğimiz ifadenin de aynı benzer terimleri söz konusu olsaydı onları da toplayıp çıkartarak düzenleyebilirdik. Fakat bütün dereceler birbirlerinden farklı olduğuna göre toplama çıkartma meselesi kalmadı. Demeye çalıştığım şey şu. Çarpma yaparken... Diyelim ki bir yerden 3x kare geldi bir yerden 5x kare geldi. Onları da bir düzenleyip 8x kare yazmak lazım onu söylüyorum. Bölme işleminde px qx'e bölmüşüz. Bölüm bx kalan kx olmuş. px ifadesi normal klasik bakkal bölmesi dediğimiz mevzuda qx ile bx'in çarpıp kx'i bunu toplamak üzerine kurdu. Hatta hatırlarsın bu mevzuyu ta ilkokullara döndüğünde bölmeyi öğrendiğinde o bölmenin doğru mu yapılıp yanlış mı yapıldığını bakabilmek için sağlama diye bir yöntem vardı. Aslında bu sağ tarafa yazdığımız bx ile qx'i çarpıp kx ile toplama mevzusu bu sağlamanın bizatihi kendisi. Ve bir başka durum kx'in derecesi yani kalanın derecesi bölen qx'in derecesinden kesinlikle küçük olmak zorunda. Eğer zaten büyük olursa bölmeye ne yapılır arkadaşlar devam edilir. Polinomlarla devam ediyorum. Derece yorumuna bir bakacağız. Px'in derecesi m ise, Qx'in derecesi de n ise, M de N'den büyükse arkadaşlar. Polinomlar toplanıp çıkartılırken derecesi büyük olan kim derecesi alır. Px'in derecesi M de. O zaman Px'in derecesi M yazdım. Px ile Qx çarpılmış. İki polinom çarpılırken arkadaşlar dereceler toplanır. Evet dereceler toplanır. M artı ne? Üçüncü ifadeye geldiğimde Px'i Qx'e bölmüşüz. Bir bölme işlemi yapılırken dereceler birbirlerinden çıkartılır. Tabii ki üsttekinin derecesinden alttakinin derecesi çıkartılır. Bu durumda px'in derecesi m, qx'in derecesi n olduğundan dolayı karşılığı m x n e gelecektir. Peki p polinomunun kancı kuvveti alınmış. Sakın sen de gidip hocam px'in derecesi m idi ben de gideyim m'nin kancı kuvvetini alayım deme. Üstün durumu söz konusu olduğunda kuvvetle yani k ifadesiyle derece olan m çarpılıyor. Aynı durum İçeriye x üzeri k yazdığımızda da geçerli. Dolayısıyla buranın karşılığı da m çarpı k olacaktır diyoruz. Geldik bir başka duruma. Kalan bulmayı hatırlatacağız şimdi sana. Px'in x eksi a ile bölümünden kalan pa'dır. Çünkü x eksi a'ya bölüyoruz ya. Bak bu cümlelerim ne olur iyi takip et. Kime bölüyorsanız sevgili dostum. O ifadeye gidip sıfıra eşitlemen lazım. x eksi a'yı sıfıra eşitleyip eksi a'yı karşı taraf attığında x'i a'yı bulacağız. O zaman gideceğiz bu x yerine de A'yı yazacağız. Bu durumda karşılığında da önümüze PA ifadesi çıkacak. Geldim alttaki ifadeye. X artı 1'e böl demiş. O zaman biz gidelim X artı 1'i önce bir sıfıra eşitleyelim. X artı 1'deki artı 1'i karşı tarafa gönderirsem X yerine eksi 1 yazmam lazım. Getirip buraya eksi 1 yazdığımda demek ki benden istenen ifadenin P eksi 1 olduğuna ulaşmış olacağım. Hemen alttaki mevzuya baktığımda PX artı 2 ifadesinin X eksi 3 ile bölümünden kalan istenmiş. Hemen gidelim x eksi 3'ü 0'a eşitleyelim. x eksi 3'ü 0'a eşitlediğimde x'in karşılığı 3. Buraya gidip 3 yazdığımda 3 artı 2'den karşılığı 5 gelecektir. Yani benden istenen aslında p5'tir. Geldim 3.ye px eksi 4'ün x ile bölümünden kalan sorulmuş. Bu x ifadesini gidip 0'a eşitlesem. 0'ı da gelip buraya yazsam 0 eksi 4'ten karşılığı p eksi 4 olacaktır bizden istenen bir uyarımız var. Diyor ki PA eşittir diyor sıfırsa x eksi a px'in bir çarpanıdır. Tabi bunun tam tersi de doğru. Eğer x eksi a ifadesi px'in bir çarpanıysa bu durumda PA ifadesi de neye eşit olacaktır? Sıfıra eşit olacaktır diyoruz. Yine polinomlar ünitesi içerisinde çarpanlara ayırmaya bakmıştık. Ortak çarpan parantezine alabilmek maksadıyla sana iki tane örnek bıraktık. Haydi beraber bakalım. ax artı bx eksi cx ifadesinde x'ler ortak. x parantezine aldığımda Bakın bu ifade x parantezine aldığınızda x'i dışarı yazdığından dolayı a'yı içeri yazacaksın. bx'teki x'i dışarı yazdığın için buradaki artı b'yi içeri yazacaksın ve son olarak eksi cx'teki x'i dışarı yazdığına göre eksi c'yi de ne yapacaksın güzel kardeşim? İçeri yazacaksın ve mevzu bitireceksin. x kare y çarp artı x y kare ifadesinde ortak mevzumuz, ortak çarpanımız x çarpı y'dir. x kare y'de İki tane x var. Bir tanesini dışarıya yazdığıma göre bir tanesini içeri yazacağım. Y zaten dışarı yazıldığından dolayı içeri yazılacak herhangi bir durum kalmadı. Artı x kare mevzusunda y'den iki tane var. Birisini dışarıya yazmışsınız o zaman bir tanesini içeri yazacaksınız. X zaten yazıldığından dolayı parantezin içerisine herhangi başka bir durum yazılmayacak. Bu durumda ortak çarpan parantezini almış olacağız. Gruplandırma yöntemi denilmiş. Gruplandırma yöntemi şöyle konuşalım. Genelde en az dört terimle karşı karşıya kaldığımızda biz bu dört terimden iki tanesini seçip diğer iki tanesini de ayrı tutup ortak parantezi alma yöntemine gitmemiz lazım. Örneğin mesela ax eksi by ifadesinde ortak bir mevzu görüyor musunuz? Hayır. O zaman ax ay'de görüyor musun? Tekrar söylüyorum İlk ikisi son ikisini alacağız diye bir şey yok. İki tane terim seçeceğiz ortak parantezini alabilir miyiz alamaz mıyız diye bakacağız. Şurada yukarıya doğru rahat rahat çalışalım. AX ile AY'yi A parantezine alırsam Buradan karşılığı x artı y gelir. Geriye kalan eksi by ile eksi bx'i de eksi parantezinde b'ye alırsam içeriye yine x artı y gelir. Gördüğünüz gibi bu ortak çarpan parantezine ikili ikili aldığımız ifadeler bize yine ortak bir terim verdi. x artı y. O zaman x artı y parantezini aldığımda ilkinden a ikincisinden eksi b gelecektir. Dolayısıyla bunun çarpanlarına ayrılmış hali x artı y ile a eksi b'nin çarpımı olacaktır. Şimdi geldim alttakine. Burada alttakinde de 5x küple 5x kareyi paranteze alabilirim. 5x kareler ortak. 5x kare parantezine aldık. 5x küpte 3 tane x vardı. Siz parantezin dışarısına 2 tane yazdınız. Bir tanesi içeride. 5x kare hepsini dışarıya yazdım. Sakın burayı boş bırakıp geçme. Hepsini dışarı yazdıysanız orada mutlaka bir 1 olmalı. Şimdi gelelim ikinci mevzuya. Eksi 3 x de eksi 3. Eksi 3 ortak parantezine alınırsa buradan da yine x artı 1 gelecek. Görüldüğü gibi x artı 1'ler ortak. x artı 1 parantezine aldığımda ilkinden 5x kare ikincisinden de eksi 3 gelecektir. Dolayısıyla çarpanların ayrılmış hali buranın da x artı 1 çarpı 5x kare Eksi 3 olacaktır. Özdeşlik ifadeleri bizim için son derece önemli çarpanları ayırma ifadesinde. Bunları gerçekten sular seller gibi bilmemiz lazım. A artı B'nin karesi ya da A eksi B'nin karesini açarken klasik yıllardan beri duyduğum bir cümle var. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bakın birincinin karesi her ikisinde de var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı her ikisinde var ve ikincinin karesi. Burada malumunuz şurası artı ortadaki ifade artı. Burası eksi iken ortadaki ifadenin de eksi olduğuna dikkat edeceğiz. Hemen altından a kare eksi b kare dediğimiz aslında matematiğin en başından en sonuna kadar kullanman gereken iki kare farkı var. A kare eksi b kare ifadesinde v ile A artı B'nin çarpımlarını işte. İşte bu alt satır var ya bu alt satır. Bu alt satır güzel kardeşim. X artı Y'nin kübü. X eksi Y'nin kübü. Sonra küplerin toplamı ve küplerin farkı meselesi öğrencinin pek de böyle hoşuna gidecek bir durum içermiyor. Fakat bunları gerçekten iyi oturtman lazım. İleride AYT sınavına gireceksin ve AYT sınavında bilhassa de çok fazla küplü ifade sormazlar ama AYT sınavında bazı sorularda ihtiyacın olacak güzel kardeşim buna. Dolayısıyla rica ediyorum x artı y'nin kübü, x eksi y'nin kübü, x küp y küp, x küp eksi y küp ifadelerini küçük böyle postitlere yazıp duvarına, dolabına, çalışma masana bir yapıştırsan arada bir baksan durumu kurtarırsın diye düşünüyorum. Şimdi geldim x kare artı bx artı c'yi ayırmaya. x kare yani önünde herhangi bir katsayı bulundurmuyorsa bu iş kolay. Burasını x x diye açıyoruz. C sayısını MN çarpımı şeklinde yani M ile N'nin çarpımı C olacak şekilde yazdığımda çapraz çarpımlar yaptığımda eğer bu çapraz çarpımların toplamı ortadaki B eksi veriyorsa bu bizi kurtarmış oluyor. Hadi bakalım bir örneğini görelim. X e X. Şimdi eksi 32'yi ayırabileceğim bir sürü var kardeşim. Nedir onlar? Atıyorum. Eksi 1'e 32. Bak eksi 1'e 32 dedim ya. Bir de 1'e eksi 32 bile olabilir. 2'ye 16'lar 4'e 8'ler filan. Dolayısıyla aralarında 4 fark olan mümkün mertebe mutlak değerce büyük olan ifadenin de eksi olduğu. Yani eksi 8'e artı 4'ü değerlendirirsek bu işi kurtarırız. Bakın bunu çarptığımda ne kadar gelecek? 4x. Şunu çarptığımda ne kadar gelecek? Eksi 8x. Bu işlemin sonucu ortadaki eksi 4x'i verdi mi? Verdi. O zaman karşılıklı bağladığımızda x eksi 8 ile x artı 4'ün çarpanları şeklinde yazılabilir. Fakat bu Kat sayı, x karenin önündeki mesele bir değil de başka sayılar olursa işimiz birazcık daha deneme yanılma yoluyla uzamış olacak. Ama aynı durumdan bahsedeceğiz. Nedir o? ax kare çarpımları mx nx olacak şekilde iki ifade olarak. Çarpımları pr olan c ifadesini yazdıktan sonra çapraz çarpımlar yapıp mrx npx'in toplamı ortadaki bx'i verecek şekilde denk getirmemiz gerekecek bu meselede. Onun için bir başlayalım. 6x kare. Bakın 6x kare de yine 6x'e x yazılabileceği gibi 3x'e 3x e 2x de yazılabilir. 3x'e 2x'i deneyelim. Eksi 3 ifadesi ya 3'e eksi 1 olacak ya da eksi 1'e 3 olacak. Aynı şeyi mi söyledim acaba? Peki şurasına eksi 3 buraya artı 1 diyerek çapraz çarpım bir yapalım. Çarptım eksi 9x. 1 ile 2x'i çarptım. Artı 2x. Topladım da ortadaki 7x'i verdim. Evet dolayısıyla doğru ayırmışız. Karşılıklı bağlıyorum. Bu şekilde de çarpanlarına ayırmış olduk. Geldim dördüncü üniteye. İkinci dereceden denklemler. Diyoruz ki A, B, C reel sayılar. Ve A sıfırdan farklı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemine İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemler deniyor? Neden ikinci dereceden deniyor? Çünkü gördüğünüz gibi en büyük x'in kuvveti 2. Dolayısıyla bu tarz ifadelere ikinci dereceden. Neden bir bilinmeyen deniyor? Çünkü denklem x üzerine kurulmuş. Hem x hem y'yi barındır, barındırıyor olsaydı iki bilinmeyen derdik. Ama sadece x'i barındırdığından dolayı bir bilinmeyen ne diyoruz? Denklemin köklerini bulma bu hikaye içerisinde önemli. İki tane metodumuz var. Bunlardan bir tanesi çarpanlarını ayırma. Ki bundan önceki nütenin içerisinde malum buna epeyce değindik ve diğeri de diskriminant. Şimdi diskriminant yöntemini şöyle bir hatırlatalım. Biliyorsunuz diskriminant b kare eksi 4ac. Peki bu b kare eksi 4ac ne işe yarar? Bak bence diskriminant gerçekten matematik içerisinde çok önemli bir yer içeriyor. Diyor ki delta sıfırdan büyükse denklemin diyor iki farklı gerçel kökü var. Delta sıfırdan büyükse iki farklı gerçel kökü var. Delta sıfıra eşitse arkadaşlar Çakışık ne demek bu? Yani birbirine eşit iki gerçek kökü var. Delta sıfırdan küçükse denklemin gerçek kökü yoktur yorumu çıkartıyoruz. Şimdi bunları gel beraber tersten mi çalışalım? Çünkü adam bizim gözümüze soka soka delta sıfırdan büyükse ne olacak? Delta sıfıra eşitse ne olacak? Delta sıfırdan küçükse ne olacak diye sormaz bunu. Diyecek ki mesela bir denklem verecek iki farklı gerçel kökü var diyecek. Sen ne anlayacaksın buradan? İki farklı gerçel kökü varsa Ha delta yani b kare eksi 4 ac sıfırdan büyüktür diyeceksin. Çakışık kökü var diyecek. Ya da birbirine eşit kökü var diyecek. Ya da bir tane kökü var diyecek bunun. Çünkü iki tane eş kök bir tane kök olarak da sayılabilir. O zaman delta sıfıra eşit diyeceksin. Arkadaş diyecek sana bir denklem verdim. Gerçek kökü yok diyecek. Gerçek kökü yoksa delta sıfırdan küçüktür. Yorumunu mutlaka yapmak zorundasın. Şimdi Diskriminant metodunu şöyle bir gözden geçirelim. Eğer delta sıfırdan büyük ve senin iki tane kökün varsa kuralımız eksi b artı eksi. Bir artılı bakacağız bir eksili bakacağız ki iki tane kök bulalım. Kök delta bölü 2 a ile bunları ne yapabiliyoruz bulabiliyoruz. Şimdi gelelim yan taraftaki örneklerimize. Diyor ki x kare artı 4 x eksi 2. Lütfen bu yöntemi unutma. Ben önce çarpanlarını ayrılabiliyor mu ayrılamıyor mu ona bakıyorum. Çarpanlarını ayrılabiliyorsa çarpanlarını ayırarak yapıyorum. Çarpanlarını ayrılamazsa diskriminant yoluna girmem lazım. Fakat bu x kare artı 4x eksi 2 meselesi çarpanlarına ayrılmıyor arkadaşlar. O zaman hemen bir delta bulalım. B kare b'miz 4, eksi 4 kuraldan gelen x karenin katsayısı yani a dediğimiz sayı 1 ve c dediğimiz sayı da eksi 2. Bu durumda 16 artı 8 karşılığını getirecektir 24. 24 sıfırdan büyük. O zaman iki tane kökümüz var. Bu iki tane kökümüzden birincisini şöyle bir yazalım. X1 eksi B diyordu. B sayımız 4. Dolayısıyla burası eksi 4. Artı diyelim. Hocam niye artı eksi demedin? Artılıyı bulayım. Eksiliği bulmak çok kolay. Kök 24 dedim. Bölü 2A. A dediğin sayı 1'di. O zaman buranın karşılığı 2 olacak. Şu kök 24 ifadesinin çıkabilen kısmını bir dışarı çıkartalım. 24 dediğin ifade malum 6 çarpı 4. 4'ü dışarıya 2 diye atarsan eksi 4 artı 2 kök 6 olacak bölü 2. Eksi 4'ü 2'ye böldüğümde arkadaşlar eksi 2. 2 kök 6'yı 2'ye böldüğümde de artı kök 6. İşte bu bizim x1 kökümüz. E hocam x2 için yer kalmadı. Hiç gerek yok. Çünkü bunun eşleniği olacak. Eksi 2 eksi kök 6 diyerek. Hani artı eksinin olma sebebi buydu diyoruz. Geldim ikincisine. x kare artı 2 x artı 1. Bunu çarpanlarına ayırabilirim. Fakat çarpanlarına ayırmadan önce bir şey daha görmeni istiyorum. Gel burada bir daha delta bakalım. B kare eksi 4 acımızı bir bakalım. Bir şey söyleyeceğim çünkü. 2'nin karesinden 4. B karemizi bulduk. 4 çarpı x karenin katsayısı olan a 1, c de 1. Bunları çarptığımda, topladığımda, çıkarttığımda karşılığı ne gelecek? 0. Peki 0'da ne oluyordu delta? Çakışık 2 kökü oluyordu. Gel bunu çarpanlarına ayırarak yapabilirim. x x 1 1. Karşılıklı bağladığımda x artı 1'e x artı 1. Gördüğünüz gibi eşittir 0 dersem Birinci x artı 1'i sıfır eşit dediğimde eksi 1. Diğerinden de eksi 1 gelecek. Ne demekti bu? Eşit iki kök, çakışık kök ya da tek kök ifadesi yani delta'nın sıfır olmasını bize garanti etti diyoruz. Üçüncü denkleme geldiğimde şöyle bir baktığımda çarpanlarına pek ayrılmıyor. O zaman hemen diskriminanta giriyorum. B kare diyorum. B dediğim sayı 1. Bir, 1'in karesi 1. 4 çarpı A dediğim sayı 1. Çarpı 5. Buradan karşılığı eksi 19 geldi. Eksi 19 ifadesi 0'dan küçük olduğundan dolayı delta 0'dan küçük olduğuna ne demiştik? Gerçek kök yok demiştik. Yani biz burada herhangi bir yöntem uygulayarak herhangi bir kök ne yapamayacağız? Bulamayacağız. Dördüncü ünite içerisinde bir başka hikayemiz karmaşık sayılardı. Şöyle bir hatırlayalım. Sanal sayı birimi i eşittir kök içerisinde eksi 1 olarak gösteriliyordu. Bu hikayeyi unutma. Çünkü her iki tarafın karesini aldığımda i karenin karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 1 bir karenin eksi bir olması önemli. Ama önce biraz karmaşık sayıyla seni tanıştırayım. Hemen ardından i'nin kuvvetlerine bakacağım. Şimdi karmaşık sayıda z eşittir a artı bi şeklinde gösteriyoruz. Yanında i bulundurmayan gördüğün gibi a olarak temsil edilen kısma gerçek kısım diyoruz. Ve burasını reel z olarak söylüyoruz. Bunun da karşılığı a. İ'nin yanındaki kısım imajiner isim oluyor. Dolayısıyla imajiner z diyoruz ve bunun karşılığı b oluyor. Dikkat et. İyili kısmın tamamını imajiner demiyoruz. İyili kısımda i'nin yanındaki ifadeye b diyoruz. Yani imajiner oluyor. Şimdi gelin i'nin kuvvetlerine şöyle bir bakalım. i'nin birinci kuvveti arkadaşlar i. i karenin yukarıda eksi 1 olduğunu söylemiştik. i küp dediğin mevzu eksi i'ye eşit. Nereden çıkmıştı hocam filan derseniz şuradan çıkmış aslında. i i'ye eşit. i kare eksi 1'e eşit. Şu ikisini çarparsam üstler toplanacak malum. i üzeri 3 olacak. E bu durumda bunların ikisine çarpman lazım. Eksi iyi olacak. Dolayısıyla i küpün karşılığın eksi iyi olmasının matematikçisi bu. i üzeri 4, 1. Hocam o nereden geldi? i karenin eksi 1 olmasını unutmazsan her iki tarafın karesini aldığında i karenin karesinden i üzeri 4, eksi 1'in karesinden de 1 gelecektir. Dolayısıyla i üzeri 4'ün karşılığı buradan 1'e eşittir. Daha sonrasında tekrara başlıyor. i üzeri 5, i'ye. i üzeri 6, eksi 1'e. i üzeri 7, eksi i'ye. i üzeri 8, 1'e. Bu durumda küçük bir hatırlatma tutup bize I175 i 1995'i sorduklarında ne yapman lazım? 1995'i gidip 4'e bölmen lazım. Çünkü 4'te 1 tekrar ediyordu. E 4 ile bölünebilme kuralı sadece son iki basamakla ilişkili olduğundan dolayı 95'i 4'e bölmen kafi. 95'i 4'e bölelim. 2 kere 4 8. Buradan kaldı 15. 3 kere 4 12. Kalanım ne? 3. O zaman i üzeri 1995 kalan önemli bizim için i üzeri 3'e eşit. i üzeri 3'ün de az önce eksi i olduğunu öğrendik diyerek mevzuyu bitirebiliyoruz. Z'nin eşleniği. Z'nin eşleniği arkadaşlar aradaki işaretin değiştirilmesi diye öğrendiysen lütfen unut onu. Normal konu anlatımında da konuştum ben. Özellikle altını çizdim bu karmaşık sayıları anlatırken. Aradaki işareti değiştirmek değildir eşlenik imajiner kısmın işaretini değiştirmektir diye öğrenirsen çok daha sağlıklı olur bu iş. Gördüğün gibi artı ib imajiner kısım artı b'ymiş ve sonrasında ne hale gelmiş? Eksi b haline gelmiş yanına tabii i de koymuşuz. Tepesine böyle bir çizgi bırakıyoruz arkadaşlar eşlik sayılarda bilginiz olan. Karmaşık sayıların kök yorumunu şöyle bir bakarsak ax artı bx artı c eşittir 0 için. Delta'ya baktığımızda eğer kökleri karmaşık sayı olan bir ikinci derece denklemden bahsediyorsak delta kesinlikle sıfırdan küçük gelecektir. Niye? Çünkü delta sıfırdan küçük olunca gerçek kök yoktu. Gerçek kök yok ama bak orada yazmışız. Karmaşık kök var. Yani bizim iyi köklerimiz olacak. Dolayısıyla diskriminantı uyguladığımızda diskriminant yöntemini yani eksi b artı kök delta bölü 2a ikincisi için eşliğini aldığımızda bu durumda a artı ib ve a eksi ib olmak üzere nur topu gibi iki tane eşlinik olan kökümüz olacaktır. Dördüncü ünitedin kök kat sayı ilişkisi diye bir başlığı vardı arkadaşlar. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde kökler toplamı inanılmaz önemliydi. Biraz sonra soruların zaten detay detay bakacağım. Eksi b bölü a. Lütfen unutma bak yüzde yüz çıkacak hikayelerden bir tanesi bu. Kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Yani biz eksi b bölü a ile kökler toplamını c bölü a ile de kökler çarpımını buluyoruz x kare eksi 2 x artı 3 eşittir işte sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere diyor. x1 artı x2 diyor bulur musun? Bulalım. Şimdi burası a'ydı. a1 e eşit, b eksi 2 eşit, c de 3 e eşit. Bu durumda eksi 2 b sayımız. Ama önünde de bir eksi olacak. Artı 2 bölü a. Dolayısıyla kökler toplamı ne bulmuş olduk? 2. Burayı bir temizleyelim. Geldim kökler çarpımına. O neydi? C bölü A. Bu daha kolay. Sabitimiz 3. A'mız 1. Dolayısıyla 3 bölü 1'den buranın da karşı 3 olacak. Hocam böyle paydalı maydalı sorunca benim kafam karışıyor. Karışmasın be kardeşim. Hemen payda eşit diyelim. Bak buraya yazıyorum. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'yi sormuş. Bunu x2 ile bunu da x1 ile genişletirsem. Üst taraf x2 artı x1 olurken paydadımız ise x1 çarpı x2 olacaktır. x1 artı x2'nin az önce 2 olduğunu, x1 çarpı x2'nin de 3 olduğunu öğrenmiştik. Dolayısıyla buranın karşılığı bu durumda 2 bölü 3 gelecektir. Şimdi bak bu alttakiler birazcık sarsıcı. Bunları lütfen iyi takip et. x1 artı x2'nin karesi nasıl buluyoruz? Şöyle buluyoruz. x1 artı x2 eşittir diyoruz. Kaç olduğunu biliyorum x1 artı x2'nin. 2. Bunun karesini alıyorum her iki tarafı. Karesini aldığımda birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi gelecek. Bu da kime eşit? 4'e. Biz bu ifade içerisinde x1 çarpı x2'nin kaç olduğunu biliyoruz. Burada mevcut 3. Buraya yazarsam karşılığı ne gelecek? 6. Sen bunu karşı tarafa gönderdiğinde x1'in karesi artı x2'nin karesini 4 6dan 6'dan karşılığını bulmuş olacağız? Eksi 2. Buranın karşılığı eksi 2 çıktı. Şey diye düşünme artık. Karmaşık sayı görmüş insansın. Hocam kareleri toplamı negatif olur mu? Olur. Karmaşık sayısı olur. X1'in kübü artı X2'nin kübü. Burada da şunu hatırlatmamız lazım. Yine X1 artı X2. Eşittir 2. Her iki tarafın kübünü alıyorum. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben bir ifadenin kübünü alırken. Yani buranın X1 artı X2'nin kübünü alırken. Şunu yapmanı rica ediyorum. Çok önemli. Bak ne olur dikkat et. A artı B'nin küp açılımı. Yani bundan 3-4 slide öncesinde çarpanları ayırmayla alakalı küplü ifadelerin önemli olduğunu söylemiştik. O küplü ifadelerde A artı B'nin küpü şöyle yazıyordu. A küp 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp. Fakat ben sana bunu normal konu anlatımları içerisinde anlatırken dedim ki bak arkadaş bu çok efektif bir kural değil. Şöyle kullanman lazım. Ha konu anlatım videosunu seyretmeden buraya geldiysen onu da gör istiyorum. A artı B'nin küpünü şöyle açıyoruz. Önce küpler diyoruz. Sonra artı diyoruz. 3 çarpımlar toplamlar. Küp açılımında buna dikkat etmek lazım. A küp artı B küp dedik küpler. Ardından 3 çarpımlar toplamlar şeklinde yazıyoruz. O zaman alt tarafı başlıyorum açmaya. X1'in kübü artı X2'nin kübü. Hoca öyle dedi küpleri yaz. Sonra 3 çarpımları yaz dedi. Bir de toplamları yaz dedi parantez içerisinde. Bu ifadede 2'nin kübünden ne eşit olacak? 8. Şimdi burada bildiğim bazı değerler var benim. Mesela kimi biliyorum? x1 artı x2'yi biliyorum. x1 artı x2'nin karşılığı ne kadar? 2. x1 çarpı x2'yi de biliyorum. O ne kadar? Orası da 3. 3 çarpı 3 çarpı 2. Buranın karşılığı arkadaşlar 18 oldu. Ben bu 18'i karşı tarafa attığımda bu ifadeyi bitirmiş olacağım. x1 artı x2'nin kübü 18 karşı tarafa eksi 18 diye geçip 8 eksi 18'den eksi 10 bulutturacak bize. Şimdi geldik artık soru çözümlerine arkadaşlar. Diyor ki Px ifadesi bir polinom belirttiğine göre en yerine yazılabilecek değerleri istemiş. Arkadaşlar Px bir polinomsa x'in kuvvetleri yani 8 eksi n, n bölü 2 ifadeleri kesinlikle ama kesinlikle doğal sayı olmak zorunda. Yani 8 eksi n eleman doğal sayı olacak, n bölü 2 eleman doğal sayı olacak. 8 eksi n'in doğal sayı olabilmesi için sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Bu durumda eksi n'i karşı tarafa atarsam demek ki n sayısı 8 olabiliyor ya da 8'den küçük olabiliyor. Fakat bir taraftan da n bölü 2'nin de doğal sayı olmasını bekliyorsun. n bölü 2'nin doğal sayı olması nasıl yorumlayacaksın? Seçeceğin n sayısı kesinlikle çift çıkması lazım. Çünkü çift çıkmalı ki ne olsun güzel kardeşim? Kesinlikle ama kesinlikle 2'ye bölündüğünde doğal sayı çıksın. O zaman başlıyorum. En yerine 8 yazabilirim. 6 yazabilirim, 4 yazabilirim, 2 yazabilirim, 0 yazabilirim ama eksi değerler yazamam. Çünkü eksi değerler yazarsam buradaki ifade doğal sayı olmaz. O halde en yerine yazabileceğim sayılar 0, 2, 4, 6, 8'dir. P(x) ifadesi x, x 3 ve x 1 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 4 ve x, -8'miş. Hemen bir duralım. x 3'e bölmüşüz arkadaşlar. x 3'e bölmüşüz. Kalan 4 gelmiş. Bunu bir değerlendirelim. Şimdi biz neye bölmüşüz? X eksi 3'e. Biliyorsun neye bölmüşsek onu gidip 0'a eşitliyoruz. Bu durumda x eşittir 3. Bu x'i gidip px polinomunda yerine yazarsam x gördüğüm yerlere 3 yazıyorum. 3'ün kübü eksi 4 çarpı 3'ün karesi artı 3a artı b. Bu ifade kalana eşit olacak. Yani 4'e eşit olacak. Burası 27. 9 çarpı 4'ten eksi 36 3a artı b eşittir 4. Şu arkadaşımız eksi 9 oldu. Karşı tarafa atarsam 3a artı b eşittir 13 diyerek bir denkleme ulaşmış olacağız. Şöyle burayı sarı atalım. Şimdi gelelim ikinci ifadeye. İkinci ifade de diyor ki x artı 1'e diyor bölersen bu durumda diyor eksi 8 kalacak. Tamam o zaman x artı 1 ifadesini sıfıra eşitleyelim. X'in karşılığı buradan eksi 1 bulalım ve x gördüğümüz yerlere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in kübü eksi 4 çarpı eksi 1'in karesi. A çarpı eksi 1 artı B ifadesi kalanı eşit olacak. Yani kalanın karşılığı buradan eksi 8. Eksi 1'in kübü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 ile çarptım. Eksi 4. Eksi A artı B eşittir. Eksi 8 oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bu arkadaşları karşı tarafa atalım. Eksi 8 de bu tarafa atalım. Şimdi burası eksi 5. Eksi 8 karşı tarafa geçti. 8 eksi 5'ten buranın karşılığı 3. Eksi a a diye b de karşı tarafı eksi b diye geçerse ikinci denklemimiz de böyle olacak. Bu denklemleri alt alta yazarsam 3 a artı b eşittir 13 a eksi b eşittir 3 gelecektir. Taraf tarafa topladığımda artı b eksi b'yi götürecek 4 a'nın karşılığı 16 olurken a'nın karşılığı buradan 4 olacaktır. Herhangi bir denklemde a yerine 4 yazarsam 4'ten ne çıkarsa 3 kalır sorusuna karşılık B'si 1 olur. Dolayısıyla A'nın karşılığı 4'müş, B'nin karşılığı da 1'miş. 4 ile 1'i çarptığında buradan da karşılığı 4 olacak. Doğru cevap E seçeneği olacaktır diyebiliriz. Bir toptancının iki bölümden oluşan deposunun birinci bölümünde x sayıda kutu ve her birinde y tane bardak vardır. Hmm, burada bir duralım. Şimdi birinci bölümde x tane kutun var. Her birinde y tane bardağın varsa toplam x çarpı y tane bardağın vardır. Devam ediyorum. İkinci bölümünde ise x sayıda kutu her birinde x sayıda bardak bulunuyormuş. O zaman orası da x çarpı x olacak aynı mantıkla. X tane kutu her birinde x tane bardak varsa x çarpı x'ten x kare olacaktır diyoruz. Birinci bölümdeki kutuların her birinden z tane bardak satılmış. Hmm, burada bir duralım. Kaç tane vardı? Bak kutuların her birinden. X sayıda kutu vardı birinci bölümde. O zaman sen her birinden Z tane satarsan X çarpı Z tane satmış olursun. Dolayısıyla X çarpı Y eksi X çarpı Z tane kalmış olur. Diyor ki ikinci bölümdeki kutuların toplamından yani X kareden Y çarpı Z tane diyor sattın. Bu durumda diyor kalan bardakların sayısını diyor nasıl gösterirsin? Hmm. Şöyle yapalım. Neticede kalan bardaklar bu toplamı bunun. Yazıyorum x y eksi x z eksi x kare artı x kare eksi y z. Şimdi dörtlü ifade olunca biliyorsun ortak çarpan parantezin önce bir gruplandırma yapmam lazım. Şimdi ben diyelim ki ilk ikisini gruplandırdım. Son ikisinde ortak mesele yok. O zaman birinci ile üçüncüyü yapalım. Diğer de iki ile de dördü yaparız. X parantezine aldığımda arkadaşlar burası y artı x gelecek. Şurasını da eksi z parantezine aldığımda x artı y gelecek. Her ikisinde x artı y parantezine alırsam x artı y'ler ortak çıktı çünkü bu durumda x artı y çarpı x eksi z olarak gösterilebilir kalan cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılmış hali. Bu ifadenin sadece biçimini bulunuz denmiş. Buyurun başlıyorum. Yukarıdaki arkadaşı a a burasını da 3'e 1 diye ayırıp çapraz çarpımını ortadaki 4'ü verir. Burasını da a'ya a, a ayırdım. 2'ye 3 ye ayırdım. Çapraz çarpımının neticesinde ortadaki 5 a'yı verecek. Yukarıdaki ifade iki terimli olduğundan dolayı bak 3 terimlere deminkinde solda yaptık. A kare artı 4A artı 3 ve A kare artı 5A artı 6 da 3 terimli olduğunda ne yaptığını gösterdik. İki terimlilerde ortak parantez alacağım. Biraz sonra 4A parantezini almayı düşünüyorum. Yine bir 3 terimlim var. Burasını A A, burasını da artı 2 eksi 1 diye açıp çapraz çarpım yaparsanız ortadaki A'yı yakalamış olursunuz. Bu durumda çarpanlarına ayrılmış hali A artı 1, A artı 3 bölü alttakinin çarpanlarına ayrılmış hali a artı 2 a artı 3 bölü yukarısını ortak parantez alacağız demiştik. 4a parantez alırsam buradan a eksi 1 ve alttaki ifade ise a artı 2'ye a eksi 1 olacaktır diyoruz. Şimdi bu a eksi 1 ile bu a eksi 1 bu, -1, bu artı 3 ile bu a artı 3 gitti. Fakat arada bölme işlemi olduğundan dolayı birinci ifade a artı 1 bölü a artı 2 diye kalır. İkincisi ters çevirip çarpılır mevzusundan a artı 2 bölü 4a olacaktır. a artı 2'leri de sadeleştirdiğimde bu ifadenin sadeleştirilmiş biçimi yani başka bir de işte en sade hali a artı 1 bölü 4a gelecektir diyoruz. Diyor ki bu denklem diyor ikinci dereceden bir bilmeyenli denklemdir diyor. Buna göre denklemin köklerini bulur musun diyor. Bir defa ikinci derecedense kardeş bu x küpün ne işi var burada deyip bu x küpü göndermemiz lazım. x küpü gönderebilmek için önündeki kat 0 sıfır yapman lazım. Diyelim ki bu x küpü gönderdin. Şu an x kare göremiyorum. Yani ikinci dereceden denklem olabilmesi için 3b eksi 10 ifadesini de ikinci dereceden yapabilmek. Yani 2 eşitlemek lazım. Bu durumda a eksi 2 ifadesi 0'a 3b eksi 10 ifadesi ise 2'ye eşit olacaktır. Ben bunu karşı tarafa attığımda a'nın karşılığı buradan 2. Eksi 10'u karşı tarafa atarsam 3B 12 B'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 4. Şimdi denklemde A gördüğümüz yere 2 yazalım. A gördüğümüz yere 2 yazarsak burası gider. B gördüğümüz yere 4 yazalım. 3 çarpı 4 12 bölü eksi 10'dan 2 kalır. A yerine 2 B yerine 4 yazarsak 2 artı 4 6 X getirecek. Ve son olarak 2 çarpı 4 8 3 çıkarttığımda burasının karşılığı da 5 diye bir denklemle karşı karşıya kalacağız. Bizden istenilen bu denklemin kökleri. O zaman burasını xx Burasını da 5'e bir ayırır. Çapraz çarpım yaparsam ortadaki 6x de verir. Dolayısıyla x artı 5 de x artı 1 ifadesi oluşur. Birincisini 0 eşitlediğimde x artı 5 0 eşitlendiğinde x'in karşılığı buradan eksi 5. Diğerinden de x eşittir eksi 1 gelecektir diyoruz. Bir abc üçgeninde a köşesinden bc kenarına çizilen yükseklik bc kenar uzunluğunun 6 cm kısaymış. Bunu bir çizmem lazım. Bir üçgen var. Bu üçgenimiz ABC üçgeni. Diyor ki A köşesinden BC kenarına doğru çizilen diyor bu yükseklik BC kenar uzunluğundan 6 cm kısa. Hmm. O zaman burası x ise burası x artı 6 olacak diyor. Tamam. ABC üçgeninin alanı 8 E tamam. Üçgen alanı nasıl bulunuyor kardeş? Tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyoruz. x artı 6 çarpı x bölü 2 eşittir 8 olacak. İçler dışlar çarpımı yapıp şuradaki x'i dağıtırsam x kare artı 6x eşittir 16. 16 ile karşı tarafa attığımda nur topu gibi ikinci dereceden bir denklemimiz olacak. Bunu çarpanlarına ayırdığında x'e x. Bunu çarpanlarına ayırdığında 8'e eksi 2 olacak. Çapraz çarpımı yaptığınızda ortadaki 6x'in geldiğini göreceksiniz. Bu durumda x artı 8 ile x eksi 2'nin çarpanlarına ayrılmış haliymiş burası. x artı 8'i sıfıra işlersem x'in karşılığı eksi 8. X eksi 2 sıfır işlersem X'in karşılığı 2 olacaktır. X görüldüğü gibi bir uzunluk ifadesi olduğundan dolayı buradaki negatif değer olmaz arkadaşlar. Çünkü uzunluk negatif değildir. O zaman X'in karşılığı buradan 2'dir. BC kenarın uzunluğu ise 2 artı 6'dan 8 olacaktır dedik. Z sayısı verilmiş bir karmaşık sayımız var. A küp artı kök içerisinde eksi A karmaşık sayısının sonal kısmı 2 olduğuna göre eşlenik sayısının reel ve imajiner kısımlarının toplamı istermiş. Şimdi bir defa ben şeyi göremedim arkadaşlar. Burada bir yani imajiner kısım yok ki. İmajiner kısım olabilmesi için ne olması gerekiyordu? İyili bir ifadenin olması gerekiyordu. O zaman benim gibi düşünen yani burayı göremeyen arkadaşlara biraz bunu gösterelim. Eksi A sayısını arkadaşlar eksi 1 çarpı A olarak yazıyorum. Daha sonra eksi 1'i siliyorum. Eksi 1'in yerine i kare yazıyorum ve i kareyi dışarıya i diye atıyorum. Bu durumda a küp artı i çarpı kök a oluyor. Artık i sayın var. i sayın varsa sanal kısımdan bahsedebilirsin. Sanal kısım şurasıdır ve buranın karşılığını 2 vermiş. Kök a'nın karşılığı 2 ise a'nın karşılığı bu durumda ne gelecektir? 4. O zaman bizim z sayımız a yerine 4 yazdığımda 64 artı 2 i olacaktır. Fakat biz değil, z değil z'nin eşleniğini arıyoruz. Bu durumda 64 eksi 2 gelecek burası. Reel ve imajiner kısımları topla demiş. Reel kısmımız 64, imajiner kısmımız eksi 2. Dolayısıyla 64 ile eksi 2'yi topladığımda buradan karşılığı 62 olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. x kare eksi 4 x artı 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 artı x2'nin böyle kökünü alınıp toplanması sorulmuş. Şimdi sevgili dostum kök x1 artı kök x2 ifadesine t diyelim. Ve bunların köklerinden bir şekilde kurtulmak için her iki tarafın karesini alalım. Karesini aldığımda birincinin karesi x1. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı kök içerisinde x1 çarpı x2. Ve ikincinin karesi dediğimde burası da x2 olacak. Bu ifade de t kare eşit. Işte. Şimdi burada bildiklerim var mı? Evet. Mesela şu arkadaşları beraber baktığımda burası x1 artı x2. O zaman arkadaş hemen x1 artı x2 ile x1 çarpı x2'yi bir bulalım. Neydi x1 artı x2? Eksi b bölü a. B'miz burada eksi 4. Eksi ile çarptığımda 4. A'mız 1. Dolayısıyla buradan kökler toplamı 4 geldi. X1 çarpı X2'ye bir bakalım. O da C bölü A. O da 2 bölü 1'den 2 gelecek. Şimdi geliyorum buraya x1 artı x2 dediğimiz ifade 4'müş artı 2 kök x1 çarpı x2 de 2'miş 2 olacaktır. Bu da bizim karşılığımız t kare. Her tarafı kök içerisine alırsam kök içerisinde 4 artı 2 kök 2 ifadesinin karşılığı buradan t'ye eşit olacaktır diyoruz. Tabi bu ifadede işlemin pozitif negatif ifadesi istenebilir. Biliyorsun bir şeyin karesi 4 artı 2 kök 2 ise... Burası artı eksi olabilirler. Buna göre de cevabı kontrol etmek lazım seçenekli bir soru üzerinden sorulursa. Birinci dereceden bir px polinomu varmış. Burada bir duralım. Birinci dereceden bir px polinomu yazayım ben size. px eşittir ax artı b. Birinci dereceden bir px polinomu. Bu px polinomu x eksi 1 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Hemen x eksi 1'i 0 eşliyorum. x 1'miş. Yani x yerine 1 yazdığımızda 3 olacakmış. Arkadaşlar px polinomunda x yerine 1 yazarsanız burası a artı b eşittir. 3 gelecektir x eksi 2 ile bölümünden kalan bunu hemen sıfır eşitledim x 2 x yerine 2 yazdığımda 2 a artı b'nin karşılığı da buradan 2 olacaktır. Yukarıdaki denklemi eksi ile çarparsam eksi a eksi b eşittir eksi 3 2 a artı b eşittir 2 taraf tarafa topladığımda artı eksi b'ler götürdü a'nın karşılığı buradan eksi 1 gelecek. A yerine eksi 1 yazdığımda eksi 1 ile b'yi toplayıp 3 elde edebilmişsem b'nin karşılığı buradan 4 olacaktır. O halde a yerine eksi 1, b yerine 4 yazdığımızda eksi x artı 4 diye bir polinomumuz olduğunu anlarız. Peki bizden ne istiyor? Bizden istediği şey x artı 5 ile bölümden kalan. Hemen gidiyorum x artı 5'i e 0 eşitliyorum. x'in karşılığı buradan eksi 5 oluyor. px polinomu sorulduğundan dolayı x yerine eksi 5 yazmamız soruyu çözmemiz için yeterli olacak. Burada x gördüğüm yere eksi 5 yazarsam eksi eksi 5 artı 4 buradan da karşılığı 9 gelecektir diyoruz bu sorunun cevabı için. Bir de güzellik yapalım yeni nesil bir soru koyalım istedik. Diyor ki bir kenarın uzunluğu 3x santimetre olan kare biçimdeki kağıdın her bir köşesinden bir kenar uzunluğu 2 santimetre olan 4 eş kare kesilip atılıyor. Buna göre kağıdın kalan kısmının alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz demiş. Şimdi sevgili dostum bir defa şöyle düşünmem lazım diye içimden geçiyor. Önce karenin alanını bir bulalım. Nasıl bu? 3x'in karesi. Eksi Şimdi bir tanesinin alanı 2Y'nin karesi burası. Çünkü bir kenar 2Y olarak bahsedilmiş soruda. O zaman bir tanesi 2Y kare. E kaç tane var? 4 tane var. 4 tanesi kesip atılmış. O zaman bu ifademiz de böyle olacak. Şimdi burasını bir toparlayalım. 3X'in karesi ne kadar? 9X kare. 2Y'nin karesinden ne gelecek? 4Y kare. Eksi 4 ile 16 y kare olacak. Sevgili dostum. 9x kare neyin karesiydi? 3x'in karesi. 16 y kare neyin karesiydi? 4 y'nin karesi. Bakın burada 2 tane kare ve bunların farkı var. Yani 2 kare farkı var. Bu durumda iki kare farkında biliyorsun bir eksili bir de artılı şeklin çarpımları olacaktır. Yani sorumuzun cevabı 3x eksi 4 y çarpı 3x artı 4 y olarak yazılabilir. Geldik MEB'in örnek yazılı sorularının benzerlerine. Demişiz ki Z, Z1 sayısı Eksi 6 artı 2'yi. Z2 sayısı da 3 artı 7'yi. Buna göre demişiz. 3Z1 artı Z2'nin eşliğinin 2 katıyla toplar mısın? Peki. Önce 3 tane Z1'i mi bulayım arkadaşlar müsaadenizle? Bunu 3 ile çarpıyorum. Eksi 18 artı 6 i. Z2'nin eşleniğini bulalım. Ondan sonra işlemini yapalım. Eşlenik ne demekti? İmajinal kısmı işaretini değiştirecektik. Şu an artı 7 i'yi eksi 7 yaptım. Diyor ki 2 ile çarp bunu da. O zaman bu da 2Z2'nin eşleniği dediğimiz şey. Bunu 2 ile çarparsam 6 eksi 14 iyi olacaktır. Bunları taraf tarafa topladığımda 3Z1 artı 2Z2'nin eşleniği eksi 12 eksi 8 iyi olacak. Real kısımlar kendi arasında, imajinal kısımlar kendi arasında şekillendirdik. Eksi 18 ile 6'yı topladığımda eksi 2, eksi 14 ile de 6'yı topladığımda eksi 8 iyi gelecektir diyoruz. A ve B birer gerçek sayımış. X kare artı AX artı B, X² artı 6, X kare artı 6X artı 8 ifadesinin en sade hali x eksi 3 bölü x artı 2'miş. B eksi A sorulmuş. Arkadaşlar alt taraf x'e x, 4'e e 2 şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Bu durumda yukarıdaki x kare artı a x artı b'ye şu an bir şey yapamayız. Ama alt taraftaki ifade x artı 4, x artı 2 olacaktır. Bu ifadenin sadeleştirilmiş hali x eksi 3 bölü x artı 2 olduğu söylenmiş. O zaman şuradaki x artı 2'leri sadeleştirip içler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. x kare artı a x artı b x eksi 3 çarpı x artı 4. Şimdi bundan sonrasında biliyorsun matematikte standart bir yol yok. Bir sürü yöntem var. Mesela x eksi 3 ile x artı 4'ü çarpıp düzenleyip katsayı işlemesi yapabilirim. Ya da derim ki ya arkadaş çarpanlarına ayrılma mevzusu. Eksi 3'e 4 ise demek ki burası eksi 3 burası 4 olacaktır. Bu durumda eksi 3 ile 4'ün çarpımı b sayısını eksi 12 verecektir. E burası malum x x diye ayrılacak. Bunları çapraz çarptığımda 4x eksi 3 xten x gelecek. O halde buranın karşılığı da 1 olacaktır. Benden istenilen b eksi a. B dediğim sayı eksi 12, a dediğim sayı 1. Buradan da karşılığı eksi 13 olacaktır diyoruz. Ama unutma tekrar söylüyorum. x eksi 3 de x artı 4'ü çarparak daha sonrasında katsayı eşitlemesi de Arzu edersen yapabilirsin. Bir tane daha map örnek yazılı sorumuz var. Diyor ki x kare eksi 4 x eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. Şimdi ben bu denklemin kökleri x1 x2'dir deyince yani evde tek başıma çözüyor olsam hemen bir x1 artı x2 ile x1 çarpı x2'yi düşünüyorum kardeşim. Neydi x1 artı x2? Eksi b bölü a. x1 çarpı x2 neydi? c bölü a. Eksi b bölü a'ya bir bakalım. b sayımız eksi 4. Eksi ile çarptım artı 4 x kare dediğim sayı 1. O zaman burası da 1. Yani biz kökler toplamını 4 bulduk. Kökler çarpımı ise eksi 1 bölü 1'den eksi 1 gelecektir. Bak burası önemli. Kökler toplamı şu an 4. Kökler çarpımı da eksi 1. Peki bizden istenilen ne? Diyor ki kökleri x1 artı 2 bölü x2 ve x2 artı 2 bölü x1 olarak ikinci dereceden bir bilmeyen de denklem yazabilir misin diyor. Ben bir denklem yazabilmek için toplamlarına yani köklerin toplamlarına bir de köklerin çarpımlarına ihtiyacım var. O zaman önce köklerin toplamıyla bir başlayalım. Köklerimizden birincisi x1 artı 2 bölü x2. Diğeri de x2 artı 2 bölü x1. Bunun sonucunu bulursam kökler toplamını bulmuş olacağım. Peki başlıyorum. x1 artı x2 birinci ile üçüncüyü yan yana aldım. İkinci de dördüncüyü. Şimdi x1 artı x2'nin sonucunun zaten 4 olduğunu az önce öğrendik. Burasını gerçekleştirebilmek için buranın paydasını işlemem lazım. Bu durumda sadece burası için konuşursak 4 artı 2 parantezinde x1 artı x2 olacak yukarısı alt tarafta x1 çarpı x2 olacak. Bu durumda 4 artı 2 çarpı x1 artı x2 ne kadardı? 4. x1 çarpı x2 ise eksi 1. 2 çarpı 4 8. Eksi 1'e böldün. Eksi 8. 4 ile topladığında karşılığı eksi 4 olacaktır. Kökler toplamını bulduk. Şimdi de kökler çarpımına ihtiyacım var. O zaman başlıyoruz. X1 artı 2 bölü X2 ile X2 artı 2 bölü X1'i çarpacağım. Buyurun başlıyoruz. X1 ile X2'yi çarptım yazdım. X1 çarpı X2. Sonra X1 ile 2 bölü X1'i çarpacağım. X1 çarpı 2 bölü X1 artı. 2 bölü x2 ile x2'yi çarpacağım. 2 bölü x2 çarpı x2. Ve son olarak 2 bölü x2 ile 2 bölü x1'i çarpacağım. Buradan da karşılığı 4 x1 x2 olacak. Şimdi burada bazı sadeleştirmelerim var. Mesela x1'ler gitti x2'ler gitti. Dolayısıyla bu 2 artı 2'den burası 4. x1 çarpı x2'nin eksi 1 olduğunu biliyorum. 4 bölü eksi 1'den buranın karşılığı da eksi 4. Artı x1 çarpı x2'nin karşılığı da eksi 1. Şimdi burası gitti. Dolayısıyla bu sonuçta eksi 1 gelecektir. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı ve kökler çarpımını bildiğim denklemleri şöyle yazıyorum ben. x kare eksi tx artı ç diye. t kökler toplamını ç ise kökler çarpımını ifade ediyor. Şimdi biz yeni denklemimizin kökler toplamını eksi 4 kökler çarpımını eksi 1 bulduğumuza göre bunları yerleştirelim. x kare t yerine eksi 4 yazarsanız artı 4x. Ç yerine de eksi 1 yazdığımızda Aradığımız denklem bu Diyoruz x kare artı 4 x eksi 1 olarak. Ve geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuz da yine biraz daha böyle yeni nesilleştirilmiş bir şey olmasını istedik. Diyor ki a ve b gerçel sayılar olmak üzere AB işlemi a artı b kare eksi 4 b artı 3 işlemi tanımlanmış. x y ifadesi de x artı y eşit işte olduğu söylenmiş. Ve bu sağlayan eşitliği sağlayan iki tane y değeri olduğu bunların da y 1 y 2 olduğu söylenmiş. Buna göre diyor 1 bölü y 1 artı 1 bölü y 2. Galiba kökler toplamıyla kökler çarpımını kullanacaksın diyerek küçük bir ipucu vermiş olayım. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara kesin bekliyorum. Bu bir. İkincisi lütfen bunları çalışırken, bu videoyu serderken ya ben biraz çarpanları ayırmayı galiba unutmuşum ya diyorsan yazılaya kadar olan süreçte ne olur bir bak. Böyle eksik olduğunu düşündüğün şeyleri tamamlarsan bu videoyu bir daha ciddi ciddi soru çözümlerine üzerinden bir daha geçersen eksik olduğun konuyla alakalı bizim önceden anlattığımız konu anlatım videosunu Tonguç Akademi'den seyredersen herhalde bu işin sonu büyük bir mutluluk olacak. Sınavdan sonra notlarınızı yorum kısmına yazmanızı özellikle rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sınavda bol 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 başarılar diliyorum.